Evet değerli izleyenler, Kars'tayız. Kars'tan herkese merhabalar, selamlar. Efendim bugün Karahan Köyü'ndeyiz. Karahan Köyü'nde Nevzat abiyle beraberiz. Nevzat abi bugün bizi Karahan Köyü'nde evinde ağırlıyor. Nevzat abi merhabalar. Çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Eşinizle beraber şeref verdiniz. Bizim hanemize geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Biz de Kars'ın Akyaka Karahan Köyü'nden saygılar, selamlar. İzleyen bütün dostlarımıza selamlar. Şimdi ilk önce sizin köye geldik. Evet. Akyaka'ya gitmeden sizin köye geldik. Sizin isminizi duymayan yok. Teşekkür ederim. Yok. Teşekkür Biz de merak ederim. Ettik. Teşekkür ederim. Nevzat abiyle bir tanışalım dedik. Allah Evini razı görelim olsun. Dedik. Şeref verdiniz. Şimdi şöyle, ben köyü çok seviyorum. Evet. Köy hayatını çok seviyorum. Hani köy hayatı derken böyle besici, tarlacı falan değil de köyde temiz havada yaşamayı çok seviyorum. En büyük hobim de geçmişteki yaşanan eşyalara ve antikalara değer vermek. Hı. En büyük hobim bu. Bir de köyde herkes evi beton yapar. Evet. Beton yığını yapar. Ben de tam tersi, bizim yöremizin geçmişten itibaren yapı itibariyle böyle ahşap olmasından dolayı ben de ahşap yapıyorum. Ahşap yaptım. Ki özelliğini bozmayacağım. Herkes gider çok pahalı koltuklar alır getirir. İşte başka şeyler alır getirir. Bizde de gördüğünüz gibi evet. Seki yapmışsınız. Aynen öyle. Yerden döşeme, minderler, halılar ve geçmişimizin özelliğini bozmadan devam ettirmek. İnşallah bizden sonraki nesilde devam ettirir. Evet. Ama dediğim gibi benim en büyük hobim böyle geçmişten kalan eşyaları toplayıp bu yöreden veya başka yöreden, Türkiye genelinden bu yöredeki eşyaları toplayıp onları benden sonraki nesile devretmek. Çok İnşallah onlar da değerini bilir, kıymetini bilir. Biz de şimdi Namindar Bey'le görüştüğümüzde çok bahsetti sizden. Evet. Biz merak ettik. Kars'a ilk geldiğimizde size vuracağız çok dedik. Çok teşekkür ederim. Şeref Kars verdiniz. Gerçekten tarih, harika bir yer. Evet, harika bir yer. Benim 1965'te Ankara'ya gittiğimde 9 yaşındaydım. 9 yaşına kadar Kars merkezdeydim. Evet. Kars merkez o zaman canlı hayvan pazarıydı. Sovyetler Birliği dağılmadan önce Akyaka'da hemen bir 5 kilometre sonra sınırda gümrükleme vardı. Gümrük binaları vardı. Türkiye'nin bütün her yerinden canlı hayvan gelir Kars'ta pazarlaması yapılırdı. Cambazlar tarafından Sovyetler Birliği'ne Akyaka'dan sevk edilirdi. Evet. Ve Kars'ta bir hareketlik vardı, inanamazdınız. İğne atsanız yere düşmezdi. Çok büyük askeri acemi birlikleri vardı. Cumartesi pazar Kars'ta kesinlikle ve kesinlikle böyle askerden geçinmezdi. Evet. Artı millet bahçemiz ve iskan bahçemiz vardı. Besire evet. alanlarımız. Kars'ta. Kars'ta. Evet. 7'den 70'e akşamları ve cumartesi pazar özellikle kömür semaverini alan aile tamamen Mesire alanındaydı. Millet bahçesinde ve iskan bahçesindeydi. Orada kazinolar vardı, çay bahçeleri vardı. Millet eğlenmeye gelirdi. Evet. O günün şartlarıyla tabii Rus imarı vardı. İmar olarak harika imar vardı. Bugünün evet. şartlarıyla varoşları görüyorsunuz. İşte gecekondular, şunlar, bunlar çarpık yerleşimler, çarpık bina yerleşimleri. Kars'ın özelliği bozuldu. Oysa Kars tarih fışkırıyor. Daha bakire. Yani bozulmayan binalarını, işte kalemizi görüyorsunuz. Ben evet. izliyorum, benim de misafirim geliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, şuradan buradan. Adam diyor ki bizim kalelerimiz diyor yapmaymış ya, sizinki gerçekmiş diyor. Büyüklüğünü evet. görünce, heybetini görünce. Yani Kars'ın değerini maalesef geçmişteki siyasetçilerimiz, şunlarımız, bunlarımız bilemedi. Değer veremedi. Evet. Kars'ın özelliğini kaybettiler ama buna da şükür. Tabii. Biraz sonra sizin de şöyle topladığınız, etraftan topladığınız tarih eserler var. Mesela köylerden evet. aldığınız, evet. gezerken gördüğünüz, aşık olduğunuz eserleriniz var. Harika şeyler var. Biz de gördük. Çok güzel şeyler var. Bazı mesela eserlere bize anlatırken gözünüz mesela ağladığınızı hissettim. Dayanamıyorum. Evet. Yani onun sanki o geçmişte ben yaşıyormuşum evet. gibi. Geçmişi sanki bir anda böyle hatırlarım gibi. Tabii bir, hayat bir film şeridi ya. Gözünüzü açıyorsunuz, kapıyorsunuz, bir bakıyorsunuz eskiye gitmişsiniz, bir bakıyorsunuz yeniye gitmişsiniz. Evet. Biz de bazen böyle eskiye gidiyoruz, geçmişe gidiyoruz. Bugün mesela ben sizinle beraber başka bir boyuta taşındım gerçekten. Bana anlattınız, farkındaysanız ben de ağladım. Aynen Siz de gözleriniz Aynen doldu. Öyle. Aynen öyle. Beni başka bir boyuta taşıdınız yani. Benim üzüldüğüm taraf şu. El işi, el emeğinin kıymetini bilen yok. Evet. Şu anda her şey makineyle, bilgisayarla evet. yapılıyor. Ama eskiden öyle değildi ki. Eskiden bir işe uğraşırken şunu göstereyim size. Evet. Bütün restoranlarda şu vardı. Lokantalarda, restoranlarda bu vardı. İçine su koyarlardı, getir masaya koyarlardı.
İçerdi, içtikten sonra da kapağını kapatır koyardı. Bu el işi. Evet. Şimdiki gibi işte fabrikada veya şurada bu üretilmiyor. Bunu usta alıyor, günlerce uğraşıyordu, yapıyordu ve getiriyordu. Evet. Bir şey daha örneğini göstereyim. Şu, çok eski. Eskiden işte nenelerimiz, teyzelerimiz yumurta. Bak şimdi bazı yerlere gidiyorsunuz ya, hani diyorlar ya, köy kahvaltısı diye. Köy kahvaltısı, sahanda yumurta. Evet, sahanda yumurta. Evet. Şimdi yeni yeni yapmaya başladılar. Ama yeni yeni bakırlar da yapmaya başladılar. Evet. Eskiler, bu bakır. Evet. Bu çok ağır. Elinize alın görürsünüz. Yeniler hafif. Ve bunun kapağının özelliği kuşaklı. Bundan pişirirler. Evet. Pişirirlerdi. Soğutmadan getirirler. Kapağını açar koyarlardı. Burada semaverlerimiz var. Bu semaverlerimiz özellikle şimdi kullanılmıyor ama kömürlü semaver, yani odunlu semaver, dışarıda çay içmek için. Bir kısmı İran'dan gelmiş, bir kısmı İstanbul'dan gelmiş, bir kısmı başka bir yerden gelmiş. Burada şömine saatimiz var, büyük şömine saatleri. Yine yukarıda ıvırıklarımız ve kazlanmalarımız var, büyük olarak. Şurada lüküzlerimiz var. Şimdi lüküzleri şöyle söyleyeyim, eskide normal evlerde çıra varmış. Ondan bir sonraki evlerde gaz lambası varmış. Zengin evlerde lüksler varmış. O zengin evlerin lüksleri işte bunlar. Gazla yanıyor. Yine orada fenerlerimiz var. Eskiden Osmanlı'da böyle içerisine mum veyahut da başka bir çıra gibi bir şey koyup akşam gezisi için düşünülüyor. Gramofonumuz var. Evet, elimizde bir tane toplu silahımız var. Eski tarihi bir silah. Şimdi biraz önce size çıradan bahsetmiştim. Çıra bu. Lambası falan yok. Ateşliyor, yakıyor. Bunu eskiden bezirle de yapıyorlarmış, kazla da yapıyorlarmış. Ama genelde bezirmiş, o zaman yokmuş. Şimdi gelelim bir de fenerimize. Fener de eskiden Osmanlı döneminde İstanbul'da büyük şehirlerde, tabii bizim gibi böyle Kars'ta falan değil de içine çıra veya mum koyduktan sonra buyurun bu şekilde şu kafasına, ha bunu bazen Japonya'da da görürsünüz. Japonya'da bazen eski filmlerde çıkar. Şuraya bir tane ağaç bağlayarak, içinde yanarak bu şekilde dolaşırlarmış sokaklarda ve caddelerde o günün şartlarıyla. Bu da eski Osmanlı feneri. Bakın eskiden şurada bir kapak var. Sıcak külü, sobanın külünü bunun içine koyarlarmış sıcak kalma kaydıyla. Bunu kapatırlarmış, ıvrığın içine su doldurup bunun üzerine koyarlarmış. Sabah erken kalkıp abdest alacağı zaman sıcak suyla abdest alırmış. Onun haricinde de abdesti alırken sağa sola sıçramasın diye suyun içerisinde şey yaparmış, abdest alırmış. Esas bu bunun ıvrığı değil ama şunu alayım ben. Bunun ıvrığı şu. Şu şekilde abdest alırmış. Yani bu da abdestlik bizim güğümlerimiz. Ütü. Yeni nesil görsün. Kömür ütüsü. Elektrikli ütüler artık o tarihte olmadığı için kömür. İçini kömür dolduruyor. Isınıyor, ondan sonra ütüsünü yapıyor. Kapağını kapatıyor, ütüsünü yapıyor. Eşim ablasıyla beraber 1975'te bunu tokumuşlar. Eskiden hep böyle yerden yastıklar, minderler ve arkasına oturulan şeyler. Ama dediğim gibi bunların hepsi bir tarihtir. Günümüze kadar getirdik. İnşallah gençler de bunlara sahip çıkar. Aynı şekilde bunları böyle bizim gibi değerlendirir ve kullanırlar. Evet değerli izleyenler. Erişte aşıyla yemeye başladık. Sofra harika. Nevzat abi. Nevzat abi. Evet, çok teşekkür ederiz. Yöresel yemeğimiz erişte aşı. Bizim evet. Meşhurdur abi. Bunu yemeden olmaz. Kayıngelle kaşırlı erişte aşını, çehmeyi yiyeceksin. Bunu o zaman biz de bir tadına bakalım. Bak erişte bakalım, aşını. Sizin için tadına bakıyorum erişte aşının. Ama beğenirsin tahmin ediyorum. Nasıl? Harika mı? Mükemmel. Çok güzel. Bak bir şey daha geldi. Dur. Bizim bu da gazın bağırsağıyla, ciğeriyle, taştığıyla, lavaşla yapılan, patatesle yapılan bir yemeğimiz. Biz buna
Epey aşı diyoruz. Nevzat abi ben böyle epey aşını yerim ya. Yerim ya. Oo. Yani onun için bu da yöresel. Şimdi burada bir taşlık var. Aynen öyle. Evet, sizin için yiyorum yoksa kendim için değil yani. Sizin için yiyorum. Aynen öyle. Afiyet olsun. Bugün Akyaka'ya bağlı Karahan Köyü'ndeydik Nevzat abiyle. Hem köyü tanıdık hem köy evini tanıdık. Nevzat abiyle tarihe biraz yolculuk yaptık. Teşekkür ederim. Nevzat abi teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni geçmişe bir götürdünüz. İkinci sevindiğim olay şu. Tabii biz bunları insanlara teşhir edemiyoruz. Ve insanlara bunu anlatamıyoruz. Evet. Sizin vesilenizle inşallah izleyenler de bunları görür. Bu gibi şeylerin kıymetini bilir. İnşallah. Biz de onur duyarız. O konuda da size çok teşekkür ederim. Yani teşekkür en azından ederiz. Bizim yapamayacağımızı siz yapıyorsunuz. Teşekkür şu anda ederiz. Bunları insanlara gösterip anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref efendim, verdiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.